İyi günler herkese. Yepyeni bir haftadayız. Yine siyaset çok çok önemli olacak. Biliyorsunuz hafta sonu AKP'de bir kongre vardı ve Binali Yıldırım genel başkan seçildi. Bugün için en önemli o husus yeni hükümette yer alacak isimlerin belli olacağı. Eğer olursa bunu çok yakından izleyeceğiz. Çünkü ılımlı olarak yaklaşılan bazı isimler vardı. Bu isimlerin tekrar yeni oluşacak olan hükümette olup olmayacağını şimdilik söylemesi zor. Ama piyasalar içerisinde bu konuya yönelik belirsizlikler yeteri fiyata yansıtılmış gibi duruyor. O nedenle ne kadar kötü etkiler, ne kadar olumsuz etkiler bunun da yorumunu yapması zor. Kurda 3 seviyesinin üzerine çıkıp çıkmaması oldukça önemli. 3 seviyesi açıkçası önemli bir eşik. Bu seviyenin üzerine yükselirse ve bu seviyenin üzerine yerleşirse yeniden yukarı yönlü ve yeni rekora yönelik hareketler olabilir. Aşağı doğru iniş neredeyse bir seviye vermek zor. Şimdilik ilk etapta 2.96'lar önemli olabilir. Bu seviyenin daha da aşağısında 92'leri izleyeceğiz ama bir rahatlama olsa bile 92'lere dek düşüşlerin ardından daha da fazla aşağıya yönelik hareketler olacağını söylemek zor. En önemli şey lira ile ilgili yarınki Merkez Bankası'nın yapacağı faiz toplantısı olacak. Hemen hemen herkes üst seviyedeki faiz oranından 50 puanlık bir indirim olabileceği yönünde. Şu anda %10'larda olan faizin 9,50'ye indirileceği yönünde bir beklenti var. Bu beklenti zaten hemen hemen büyük bir ağırlıklı bir şekilde fiyatların içerisinde yerleşmiş vaziyette. O nedenle bu şekilde bir hareket olması halinde kurlarda da belki bir rahatlamaya sebep olabilir ama bu rahatlama sınırlı bir rahatlama olacaktır. Ama bunun haricinde sürpriz bir şekilde hem 50'den çok daha fazla bir indirim olması üst faiz seviyesinde hem de orta seviyede ve alt faiz seviyesinde de ayrıca indirim olması halinde alt bant içinde söyleyecek olursak bunlar oldukça sürpriz olacaktır ve bu hareketler kurda yeniden yukarı doğru hareketinde önünü açabilir. Ama 3 seviyesi oldukça önemli, onu da söylemekte fayda var. Endeks içinde 77.600'ün altında hareketler halen daha sürüyor. 77.600'ün üzerine yükselmedikçe endekste bir güçlenme olması zor. O nedenle halen daha %100 hissede olunacak bir ortam halen daha mevcut değil aslında. Sınırlı hissede olmakta fayda var ve endekste teknik olarak aşağı yönlü bir yön hakim. O nedenle 77.600'ün altında kaldığı sürece daha da aşağıya düşme riski de sürecektir diye tahmin ediyoruz. İyi günler herkese şimdilik. Hoşça kalın. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi.